Sevgili arkadaşlar, bugün Aydın'a gelerek size yeni bir yapıyı tanıtma gereğini duyduk. Bir gün yolunuz düşerse mutlaka buraya uğramanızı öneriyorum. Peki buranın ne özelliği var? Burası dünyanın en eski antik kalıntılarından birisi. Pergamon Krallığı'na ait bir bölümden oluşuyor. Peki bu bölümde neler vardı? Bu bölümde spor alanları, hamamlar, dinlenme bölümleri gibi, kütüphane gibi bölümler var. Şimdi bu bölümleri birlikte gezmeye devam edeceğiz. Milattan önce 13. yüzyılda oluşturulduğu düşünülüyor. İlk defa ortaya çıktığı zaman olarak da ilk defa Aydın'da demir yolu oluşturulurken bir mezar çıkıyor. Bu mezar mezar taşında beste olarak oluşturulan sözler ortaya çıkınca bu sözler doğrultusunda burada yeni bir antik varlığının olduğu ortaya çıkıyor. Bununla ilgili araştırmalar devam ediyor. Yalnız 1890'lı yıllarda bir deprem oluyor. Bu deprem sonucunda Aydın'daki pek çok yapı yıkılınca buradaki taşların pek çoğunu oraya götürüyorlar. Tabii bu da aslında daha fazla yapı gelecekken aslında daha çok kalıntı kalacakken ev pek çok yapı taşlarını Aydın merkeze götürüp ev yapımında falan kullanılıyor. Günümüzde de ışıklandırma olarak maalesef yeteri kadar ilgiyi görmemiş. Yalnız Aydın dediğimiz zaman tralles derseniz herkes çok rahat bir şekilde görebilir. Tralles yani üç gözler olarak kullanılıyor ama aslında Trakyalıların ve Aragoslar'ın kullandığı, yani Trakallardan gelen eklerle öyle bir tralles'ten, Tralla'dan, Tralla halkından şeklinde eklenmiş. Ve üç göz olarak bütün her yerde var. Hemen ana yola çok yakın, 3 kilometre kadar yukarıda. Eğer bir gün yolunuz düşerse mutlaka burayı ziyaret etmenizi öneriyorum. Özellikle yukarıdaki taşların oraya nasıl çıkarıldığı konusunda, hatta en üst kısmındaki yapı şeklinin güzelliği gerçekten şaşırtıcı sonuçlar var. Yani o dönemde milattan önce antik 13. yüzyılda bu taşların oraya nasıl çıkarıldığı konusunda herhangi bir şey şu anda yok. Bu ihtişamlı yapıyı buyurun birlikte izlemeye devam edelim. Işıklandırmamanın olmaması akşamları rahatlıkla gözlemlenmemesine sebep oluyor. Pek çok alanda daha henüz bitmemiş bölümler var. Kazı çalışmaları devam ediyor. Zamanla bazı yerler daha çok ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Şehrin muhtemelen giriş kapısı olduğu düşünülen bu bölümde gördüğünüz gibi devasa yapı karşımızda. Özellikle taşların ne kadar büyük olduğunu göstermek istiyorum. Burada o dönemde spor merkezi olarak kabul edilen jimnazyum adı verilen bölümler var. Ayrıca tuvaletler bakımından da ilginç çeken yönlerden birisiymiş arkadaşlar. Nasıldır? Yani toplu bir şekilde tuvaletlerin bulunduğu ve buradaki herkes ihtiyacını giderdikten sonra bir kanalizasyon şeklinde akıntının yanında temiz su bulunuyor ve herkes orada temiz suyla tuvaletlendiği düşünülebilir. Artık burada bahar geldi. Gördüğünüz gibi baharla birlikte size trallesi farklı açılardan göstermeye devam edeceğim. Kuş seslerini sanırım duyuyorsunuzdur. İleride açan çiçeği de görmüşsünüzdür. Zaten buradaki çekimleri de gördükten sonra buraya gelmeden duramayacaksınız.
Burası da Güney Cephe'den görüntü. Sanırım şehrin giriş kapısı olduğu düşünülüyor. Pek çok bölümü henüz çıkarılmamış. Kazılmayı bekliyor. O dönemde bu taşların kazılması, doğranması gerçekten büyük bir iş olsa gerek. Bir kısmı yerleştirilemeyen sütunları gösterelim size. Evet, bugünlük Tralles'i size gezdirmiş oldum. Bir başka hafta, bir başka aydının antik bir şehrinde buluşmak üzere, tekrar görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz bizi izlemeye devam edin ve beğeni atmayı unutmayın. Teşekkür ederim.